Sevgili takipçilerimiz, el yapımı baklavamız. İnanın birazcık uğraşınca oluyor. Yapması gayet kolay. Normal baklavalık hamuru yoğurduk, dinlendirdik. Onar onar küçük parçalara ayırdık. Aralarına bol ceviz. Bol ceviz her katına bol bol döktük. Bir taraftan da tereyağımız ocakta şu anda eriyor. Tereyağı değil. İsteyen tabii ki arzuya göre tereyağlı sevenler tereyağı, sevmeyenler margarin veya sıvı yağ. Sıvı yağla dolu. Tabii ki size bugün çok özel bir kesim göstereceğiz pratik. Pratikten. Normalde biz şöyle kare kare yapıyoruz. Biliyorsunuz. Çok şık bir sunumu olacak görüntüsü. Canlı yayın yapalım dedik sevgili takipçilerimize. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor tabii ki. Güzel güzel, bol bol tatlılarımız olacak. Türkiye'de baklava deyince Gaziantep geliyor aklımıza ama bir an Sinop diyecektim. Tabii Sinop'ta da özellikle Boyabat'ın baklavası düğünlerde olmaz olmazıdır. En az 20 tepsi, 30 tepsi olur. Sünnet düğünlerinde, düğünlerde, nişanlarda bizim mutlaka baklavamız olmazsa olmazdır. Teşekkürler Sata Hanım. Bizi nereden takip ediyorsunuz? Görüyorsunuz çok kolay, pratik bir şekilde. Siz de değişik değişik desenler verebilirsiniz böyle. Önce dörde böldük. Dört eşit parçaya böldükten sonra şuradan hemen başladık şöyle. Yaklaşık 2,5 santim gibi, 3 santim gibi. Sevgili hocamız bize bugün baklava yapmasını öğretiyor. Sultanbeyli'den bizi takip ediyormuş Satı Hanım. Evet evet tabii ki Boyabat'ın ünlü su böreği. Düğünlerin, bayramların vazgeçilmezi. Geçen günde sevgili takipçilerimiz su böreği yaptık size canlı yayında. Bütün aşamalarını 3 tepsi yaptığımız için göstermiş olduk. Teşekkür ediyoruz. 3000 görüntülemeye geçti. Sinop sıcak haber. Hayatın her anında sizinle beraber. Ailenizin güvenilir sıcacık haber kaynağı diyoruz. Bazen baklava yapıyoruz, bazen su böreği. Bazen yolda giderken trafiği gösteriyoruz. Çok canlı, heyecanlı bir haber kanalıyız biz. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Yüksel Atmaca, teşekkür ediyoruz. Hocam ellerinize sağlık diyorlar. Ve gördüğünüz sevgili takipçilerimiz, sonra tam ortasından hocamız dümdüz kesti. Şey gibi gözüktü ilk kestiğinizde, çam ağacı gibi. Şöyle bakınca böyle model. Şimdi baklava şekli alıyor. Hmm.
Buradan Balıkesir'e selam gönderiyoruz kız kardeşim Zeliha Öztürk Koç'a. O keserdi baklavaları, çok güzel keserdi. Ben açıkçası bunu bilmiyorum. Denemedim hiç. Hayır, bir sürü. Bizi dünyanın her yerinden takipçilerimiz takip ediyorlar. Sevgili takipçilerimiz, yorum atabilirsiniz nereden takip ettiğinizi. Arkadaşlarımız da görmüş olurlar. İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, İsviçre'den. Sevgili takipçilerimiz, çok takip eden var. Çok güzel yorumlar atıyorlar. Suriye'den, İran'dan, inanmayacaksınız. Evet. Ramazan Kara İstanbul demiş. Topuzoğlu adı Suudi Arabistan'dan. Buradan Suudi Arabistan'a selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri seyrettiği için. Evet. Yaklaşık bir saat sonra sevgili takipçilerimiz baklavamızın pişmiş resimlerini tabii ki güzelce şerbetini çekmiş, nar gibi kızarmış halinin resimlerini atacağız size. Bugün sevgili takipçilerimiz yine biliyorsunuz yemek yarışması programında canlı yayın yaptım. Ve yazdım da oraya. Bir tane hamur, baklava hamurundan 7 çeşit Trabzonlu hanımefendi Songül Hanım baklava yapmış. Gerçekten tadı da çok güzeldi, muhteşemdi. Birinci oldu, kazandı. Tebrik ediyorum buradan onu da. Zihni Akbaş. Necmiye Hanım, teşekkür ediyoruz. Perihan Hanım, teşekkürler. Hem de Sinopluymuş takipçimiz, Arabistan'dan seyreden. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Saadet İleli, Samsun'dan takip ediyor bizi sevgili takipçimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra son halini, fotoğrafını sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz.